Evet değerli Katıl üyesi dostlarım. Umarım iyisinizdir. Bu video sadece katıla özel hazırlanmış bir video olacaktır. Hissemiz Göknur arkadaşlar. Yine halkazlardan bir tanesi. E, teknik olarak düşüş e, noktasına tam 10 numara tespit yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz halka olduktan sonra çok güzel bir yükseliş serisi yakalamış. Ve akabinde 26 44'lerde bakınız bu bantta İkili tepe yaptığını sizlere aktarmıştım ee, yayınlarımızda genellikle bu şekilde bahsetmiştik. İkili tepe var demiştik. 21-78 seviyesi kırılırsa aşağı yönlü 17-16'nın karşımıza çıkacağını söylemiştik ve görüyorsunuz arkadaşlar nokta bir şekilde bu hedefine ulaştı. Evet gök Nur'da tane tane nokta nokta düşüşü öngördük arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Gök nur tam da kıvamında arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi yine değildir. Bakınız kesinlikle bunu söylüyorum arkadaşlar. Bu düşüşleri fırsat olarak görmek gerekir. Son kararı kendiniz vereceksiniz. Ama hissede burada bir toparlanma gayreti çabası olduğunu görmekteyiz. Öncelikli olarak hissinin şöyle kapanışını baz alarak arkadaşlar. Kapanışlarını baz alarak şöyle bir saatlik grafiğine grafiğini atalım. Şimdi değerli dostlar burada Göknur hissesinde ortalama 18-15 bantlar. Bakınız 18-15 bantlar. Hemen risk alırım. Önce de girerim diyebilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ama ortalama hatta 18 05'te kurtarabilir. Evet. 18-05 üzeri bir kapanış Göknur hissesinde arkadaşlar bizleri yukarı taşımaya yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi bir düşüş hedefini tamamlamış. Diğer bir nokta. Arkadaşlar biliyorsunuz 0618 dediğimiz bir bölge vardır ki altın oran dediğimiz bölgedir. Bakın 0.618'lik değerli dostlar 0.618'lik bölge de tam da buraya denk geliyor arkadaşlar. Bakın biz şu anda 0.618 bölgesindeyiz. Yani Fibonacci altın oran bölgesindeyiz. Bu oldukça müspet, oldukça güzel bir görüntü. Ee, bizi 21, 23 bandına kadar taşıyabilecek bir senaryo gözüyle bakıyorum buraya. Onun için Gök Nur hissesinde Olumlu taraftayım. Tam trade'lik diyebilirim arkadaşlar. Şöyle de indikatörlerine baktığımız zaman. Öncelikle RSI'ye bakalım. RSI'deki dönüşleri görüyorsunuz. Değerli dostlar oldukça önemli. Ee, buradan şöyle baktığımız zaman. Bakınız bir kırılıma bakar her şey. Şuradaki RSI değeri 50 seviyesi üzerine atlağın. Bu kırılma da şahide gitmiş olacağız. Yine indikatörü diplerden gerçekleştiği dönüşle yukarı yönlü yol alıyor. Diğer indikatörlere de bakalım. Bu da olumlu arkadaşlar. Fena değil. İndikatörlerimiz oldukça güzel. Ee, değerlendirmek isteyen dostlar e, olabilir. Tercih tabii ki kendilerindir. Kimseye buradan alın satın tutun demiyorum. Benim herhangi bir burada e, faydam yok. Onu söyleyeyim. E, ama tekneye uygun 18.05 üzerinde arkadaşlar kırılımla beraber önce yukarı sonra bir retest yapabilir. Bu 18.05 olabilir. Daha önceki dip bölgesi de olabilir arkadaşlar 17 18. Şu şekilde buradan yukarı yönlü bir hareketin gelme olasılığını yüksek görüyorum. Pozitif taraftayım. Hisse de değerli dostlar ortalama bakınız. 22 bantları teknik hedef olarak takip edilebilir. Olası hedefine ulaşması dahilinde hissenin getiri oranı yüzdelik bazda baktığımız zaman %24'lük bir getiri oranı olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.